Devam edin. Reklamımızı yapıyordunuz. Stüdyonun Instagram'a mı atacaktınız? Bunu Twitter'a atacaktım. Atın, başladı mı şimdi? Atın atın. Program başladı diye. Başladı. Rahat rahat çekebilirsiniz tamam. Hocam. Ben göndereyim. Şu an Ahmet Rasim Küçük Usta, Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçük Usta sebep sonuç programına katıldığını duyuruyor Twitter'dan. Evet. Hocam bu hıza nasıl yetişeceğiz? Bir yandan onlar yetişiyorsunuz ama siz çok aktifsiniz. Emekli bir insanız biz şimdi. Tabii sadece haftanın 4 günü muayenehaneye gidiyorum. Orada canım, çok daha ne kısıtlı. Çalışacaksınız? 4 günü evet. Çok. Emekliliğiniz böylese nasıl emekli çalışıyorsunuz merak ama ediyorum. Ama ben boş durmayı seven bir insan değilim yani. Oturmayı da sevmem. Farkındayız. Otururken mutlaka okurum. Ya da oturmuyorsam yürürüm ben. Uç çalıyorsunuz, yürüyorsunuz. Şimdi hatta biraz önce beni Büşra diye bir kızımız karşıladı. Evet, bizim konuk koordinatörümüz evet, Büşra. Büşra'ya dedim kaç adım atıyorsun günde haberi bile yok. Telefonda o adım sayarı var biliyorsunuz sağlık bölümünde. Baktım ben. 12.000-5.000 küsür yıllık ortalaması. Sizin 10.000. Benim bir programda söylemiştiniz. Benimki 15.000. 15.000. Tabii. İnanamıyorum. Tabii. Şu an seyircilerimiz de akıllı telefonlarla herkes bakıyor. Ben de bakacağım hocam. Evet. Ortalamama. Ben bugün 6.300 adım atmışım. Ortalamamda 6.700 yıllık adım. Yıllık kaç? Mühim olan o. 6.700 adım yıllık. Yıllık 4.000 adımmış. İşte çok az. Eyvah eyvah. Tabii burada şu da önemli. Telefonu yanınıza taşıyor musunuz, taşımıyor musunuz? O önemli. Evde bir şey düşünürken, konuşurken de telefonla yapıyorum. Evde de adımlar evet, atıyor. Evde mesela benim yürüme bandım da var. Televizyon seyrederken, işte maçlara bakarken... Orada yürüyorsunuz. Evet. Hocam pandemiyi nasıl geçirdiniz 1,5 yıl sizin gibi hareketli bir insan? Vallahi güzel geçti. Bana güzel hiçbir geçti. Sorun olmadı. Sizin hiç moraliniz bozulmuyor zaten. Hep pozitif yani mesajlar veriyorsunuz. Morali bozulmak lazım. Bu özellikle bu pandemi için de bilhassa geçerli. Çünkü öyle araştırmalar da yayınlandı. Birkaç tane geniş kapsamlı. Şu görüldü ki böyle hani depresif olan, işte bir takım kaygı bozukluğu olan, endişe duyan insanlarda ağır hastalık ve ölüm riski böyle problemi olmayanlara göre 2-3 müsü daha fazla. Oo, çok net bir şekilde bu görülüyor kesin, yani. Yürümek de öyle. Aynı şekilde hani hareketli olmak, günlük hayatı aktif geçen insanlarda da aynı şekilde ağır tablo ve ölüm ihtimali çok daha düşük. Yani moralimizi yükseltmek için çaba harcamalıyız hocam onun için. Evet. Yani hayata iyi bakmak i̇yi lazım. Ya bu dünya hepimiz işte geldik gideceğiz. Sorunlar yani. Da gelir geçer de. Tabii ki sorunlar hepimizin var. Herkesin sizinki size göre tabii önemli. Ki. Benimki bana göre önemli. Tabii ki sorunlar bizi etkiliyor ama onların iyi taraflarını görmek lazım ve problemleri halletmek lazım. Ne güzel hocam, bizim alıştığımız hekim profili bu zaten. Ahmet evet. Rahat'ın küçük usta dediğimizde özel uzmanlık alanınız evet. Tabii ki. Ama siz bunlarla ilgili de hastalarınıza tavsiye, insanlara tavsiyelerde bulunuyorsunuz. Tabii. Yani şöyle söyleyeyim, yani hani adam mesela şimdi artık biliyorsunuz tıpta uzmanlık dalları çok ayrıldı, çok inceldi. Bir mesela göz hastalıklarının bile şimdi en azından 6-7 tane hatta çok daha fazla bölümleri var. Veya ne bileyim ortopedinin, eskiden ortopedi deyince hepsine bakarmış. Bakar. Hatta daha eskiden cerrahi dahiliye diye ayrılırmış. Adam mesela sırf omuz cerrahisi yapıyor. Öteki sırf diz yapıyor. Öteki sırf işte omurga ile ilgileniyor. Ve onlar da tabii cerrahi branşlarda bu elin bir maharet kazanması için bir işlemin çok yapılması, tekrarlanması son derece önemli ama bizim branş öyle değil. Hani dahiliye hastalıkları, iç hastalıkları, daha çocuk geniş. Hastalıkları. Hem geniş hem de biz hastayla çok birebiriz. Öbür tarafta doktor hastanın önce bir MR'ını görüyor. Sonra da ameliyathanede. Masada görüyor. Masada zaten narkozu vermişler. Onu görüyor. Ondan sonra da işte bir daha görmüyor. Yani ameliyattan sonra görüyor. Bu da hekimliğe dahildir herhalde. Yani evet. Bu da hastayla diyaloglar. Çok önemli. Yani hekimlikte hastayla diyalog son derece önemli. Yani tedavinin, teşhisin yarısı zaten belli bir tecrübe kazandıktan sonra tabii bizim branşımda, benim branşımda göğüs hastalıkları. Dar bir kapsamı var. Çok geniş değil tabii ki. Ama gene de bana gelen hastaları ben sadece göğüs hastalıkları bakımından değil, kalbini, karaciğerini, dalağını, bacaklarını, gözünü, işte tiroidini her tarafına ben sistemik olarak bakmayı alışkanlık kazandım. Bütün olarak için, görmeliyim evet, diyorsunuz. Yani çünkü. Öyle yapmadan içim rahat etmiyor. Şimdi maalesef bu pandemi döneminde eğitim biliyorsunuz bazı dallarda online yapılmaya başlandı. Halbuki tıp öyle değil. Tıp mutlaka usta-çırak ilişkisiyle öğrenilmesi gereken, uygulanması gereken bir dal. Kitaptan okuyarak iyi bir doktor olmak bence hiçbir şekilde mümkün değil. Mutlaka hastaya dokunmak lazım. Yani hastaya dokunmak derken, yani titreşimlerinizin uyuşması tabii lazım. Yaşamına, onun psikolojisine, onunla tabii. ilgili ne yapacağı. Siz mesela, ben çok az ilaç önerdiğinizi biliyorum. Ben arada böyle hastalanırsam Ahmet Hoca'yı arıyorum. Sağ olsun hiçbir zamanda geri çevirmiyor. Evet. Bana diyor ki, çık yürüyor musun? Boğaza git bir yürü. Balık yiyor musun? Sakın konserve yeme, taze balık ye. Aynen. Yemek içmekle de ilgili önerileriniz çok. Çünkü bağışıklığımızı evet. yüksek tutarsak diyorsunuz. Şimdi arkadaşımız Hande sokağa çıktı hocam.
çok bu yemek konuları konuşuluyor artık. Spesifik ne olduğu ona da bakıyoruz. Herkes çok bilgi de sahibi. Evet. Mesela şu şeker konusuyla ilgili çok yoğun ben açıklamalarınızı evet. görüyorum. Halkımız ne düşünüyor şekerle ilgili onu bir soralım. Soralım. Bir şeker üzerinde duralım biraz hocam. Duralım peki. Evet Ahmet Rasim Küçük Usta ile beraberiz. Hocam halkımız bayağı bilinçli şeker konusunda ne evet. diyorsunuz? Vallahi çok takdir ettim. Şeker az yediklerini... Az kullandıklarını söyleyen pek çok evet. kişi. Bir sorun olduğunun farkında insanlar evet, yani. Evet bu çok önemli. Hatta bugün Sağlık Bakanımızın bugünkü rakamlardan sonraki tweetinde. Ne dedi ben bakmadım hemen bakayım. Ölüm riskini artıran etkenler içinde kronik hastalıkların çok önemli olduğuna Hı-hı. dikkat çekiyordu. Bu manada bir tweeti Hı-hı. vardı. Hı-hı. Bu işte sözü edilen kronik hastalıkların hepsi hayat tarzımızdaki. Özellikle de beslenmedeki yanlışlardan kaynaklanan hastalıklar. En başta da şeker mi geliyor hocam? Zehir midir hakikaten bu şeker? Şeker için zehir. Tadı tatlı ama. Hatta bizde de şöyle bir söz vardır. Hani tatlı yiyelim, tatlı konuşalım falan diye böyle bir söz vardır. Ben şöyle diyorum. Tatlı konuşalım ama tatlı yemeyelim tatlı diye. Tatlı yemeden de bunu ama ister istemez bu hayatın içinde tatlıdan uzak durmak da hani biz de söylüyoruz yemeğin falan diye ama ister istemez. Tabii ki kaçamaklar oluyor. Bu karşı durdurulamaz bir istek mi? Yani diyoruz tabii. ki şeker doğada yok, insanın ihtiyacı değil ama içimizde. Yapıyor. Aynen tabii beyinde o zevk merkezi denen yeri uyarıyor. Uyuşturucular gibi. Aynı onlar gibi evet. İsimlerini söylemek istemiyorum. Hı-hı. Onlardan birisiyle benzetiliyor bu aynı şekilde. O şekilde insana bir haz duygusu verdiği için insan yedikçe yemek istiyor ve bu bir tokluk hissi de yaratmıyor. Onun için çocuklar mesela bu cips yiyorlar değil mi? Koca bir paket veriyorsunuz, bir tane verin, kısa zamanda bitiriyor. Vallahi. Bir tane daha verin, onu da götürüyor yani. Bir sınır tanımıyorlar. Şeker... Hayvanlara veriyorlar, o şempanzelere hocam gözleri dönüyor hayvanın. Yani demek ki o zevk mekanizmasını Tabii. harekete geçiriyor. Uyuşturucu gibi, pudra şekeri Aynen gibi öyle. Hissediyor. Aynı Korkunç şekilde, hali evet. Peki hiç mi bunun şeyi yok? Nasıl bir hayatımızda bunu ritme oturtmalıyız? Yani şöyle, altın kurallar söyleyebilir ben miyim? Ben şöyle söyleyeyim. Hani ben herhangi bir gıdanın çok böyle manşet yapılmasını da birinin çok yerilmesi aşağı, de. Yani şöyle yerilecek gıdalar var. Mesela işlenmiş daha özellikle de aşırı işlenmiş dediğimiz gıdalar bugünkü bu kronik hastalıklar diye bilinen obezite, diyabet, damar sertliği, işte onun yaptığı kalp krizi, felçler, kanserler, Alzheimer depresyon tümünde bu işlenmiş gıdalar. İşlenmiş gıdaların çok önemli yeri var. Bunların da etkisi bağırsaklarda ki mikrop dengesini bozmasıyla. Özellikle alakalı. O gazlı, şekerli içecekler hepsi, mesela. Hepsi yani ister bu yani şekerin her türlüsü kötü. Yani ister bu fruktoz olsun meyve şekeri, ister mısır şurubu denen en berbatlarından bir tanesi de o. Hı hı. İsterse bu suni tatlandırıcı diye bilinen işte pek çok kimyasal var herkesin yaygın şekilde kullandığı. Hiç fark etmez bunların hepsi sağlığımız için zararlı şeyler. Peki tamamen çıkarmak mümkün mü hocam? İsa Tatlıcan bizim Sabah Komiteri'de hiç yemiyorum aylardır dedi. Geçen dün gece gözüne bir fındık ezmesi gelişmiş evde. Bal, tahin, fındık ezmesi. Kızardım gözüm döndü diyor. Yemiş de böyle bir hal olmuş. Bu da doğru mu? Hiç yemeyenler duyuyor. Yani şöyle hiç yememek olmuyor tabii. Hayatın akışında işte bir doğum günü oluyor. Bir evet. misafir geliyor. Şu oluyor bu oluyor. İnsan ister istemez tabii ki yiyor ama mümkün olduğu kadar bunun az olması. Saati önemli. Yemek sonrası falan bitiyorlar. Şöyle söyleyeyim. Beslenme günde iki öğün olması lazım. Bu çok önemli. Hı hı. Biliyorsunuz bu beslenme ya da diyetisyen arkadaşlar daha çok insanlara üç ana, üç ara öğün gibi akıl ve mantık dışı insan sağlığına son derece zararlı bir beslenme modeli tavsiye ediyorlar. Çok yanlış. Ama sizin bir öneriniz var. Sözünüzü böleceğim ama siz bir ara diyetisyenlere gidin dediniz. Ben hatırlıyorum. Ben gidilmesini çok tavsiye ediyorum. Spor salonlarına da gidin diyorum. Ama ne için hocam? Evet, düz yolda gidin. Yürüyerek gidin. Tempolu yürüyün. Merhaba ben geldim deyin. El sallayın, geri dönün. Bir daha gidin, bir daha gelin. 10.000 adımı tamamlayın. En az 10.000. Ben şimdi sınırı yükselttim. 15'e çıkarttım. Benim artık günlük ortalamam 15.000 adım. Peki dizlere zarar veriyor diyorlar. Konu dışına çıkmak Vallahi istemiyorum ben ama. Ben ona hiç katılmıyorum. Aksine düz yolda. Tabii dizin benim Allah'a şükür dizlerle hiçbir problemim yok. Düz yolda yürümek lazım. Hı hı. Böyle atlayıp zıplamak dizlere çok fazla basınç Öyle. Yapar, şey yapar. Bence tam aksine öyle araştırmalar da ben yapıldığını gördüm. Düzenli yapılan yürümeler aksine dizi daha çok kuvvetli. Daha iyi geliyor diyorsun. Onun için hiçbir sakıncası yok. Düz yolda yürümenin koşmak doğru değil. Böyle sallana sallana hani bittiğine bakıp bakar gibi yürümek de. O da değil. Biraz tempolu. Evet bir yere gidiyormuşsunuz gibi. Herkesin kendine göre. Benim mesela standart adım sayım dakikada 120 adım
adımdır. Zaman zaman bunu 130-140 yaptığın da olur ama ortalama 120 adımla ben... Orada sınırlıyorsunuz. Evet, günde 2-3 saat yürüyorum. Bir günde yürüyüşü konuşalım sadece evet. Ama bu şeker konusunda sorularımız var. Herkesin derdi ne yapacağız? Mutsuzlaştırıyor da diyorlar bir yandan hocam. İlginç tabii. Bir şey değil mi? Yani nasıl şöyle, oluyor? Şöyle olur, şeker ve şeker tat suni şekerler bağırsaklardaki mikrop dengesini bozuyorlar. Bakın bu bağırsaklardaki mikropların türleri ve bunların miktarları, oranları... çok önemli olduğunu biz son 15 senede özellikle iyi anlamaya başladık ve bu konuda yapılan binlerce çalışma var. Yani hiçbir abartılı değil, binlerce bütün dünyada ve hepsi de bütün bu vücuttaki kronik enflamasyon adını verdiğimiz kronik iltihabi durumun altında bağırsaktaki mikrop dengesinin bozulduğunu gösteriyor. Ve bunun yarattığı bu enflamasyon da obezitenin, diyabetin, kalp hastalıklarının, işte Alzheimer'in, depresyonun... işte, psikolojik ve fiziksel hastalıkların hepsinin sebebi. Hepsinin temelinde yatan, hatta buna metenflamasyon adı veriliyor. Yani metabolik sendrom diye bir şey var. Herkes artık bunu biliyor. Yüksek tansiyon, göbek çevresinin genişlemesi, kanda bu trigliserit denen yağ türünün yükselmesi, iyi kolesterolün azalması, kan şekerinin birazcık yükselmesi yani... %125 arasında olması gibi bu kriterler olan insanlarda 3 tanesi metabolik sendrom adını veriyoruz ve günümüzde bu çok yaygın. Hepsi de bağırsaktaki o yapı evet, bozulması. Bunların hepsi altında işte bu şeyler suni şekerler özellikle bu bakterilerin miktarlarını ve cinslerini değiştiriyor ve bu da onlardan salınan bir sürü kimyasallar var. Ve bu da bizim sağlığımızı ciddi şekilde etkiliyor. İşte vücutta bir kronik enflamasyon meydana geliyor ve diğer risk faktörlerinin eklenmesinde bu. Kiminde mesela Alzheimer şeklinde çıkıyor, kiminde diyabet şeklinde çıkıyor. Mesela Alzheimer bir beyin hastalığı değil, bunama. Tabii beyindeki hücrelerde bir dejenerasyon meydana geliyor. Orada bir takım anormal yapılar, proteinler birikiyor. Hücreler arası iletişim bozuluyor vesaire. Ama esasında baktığımız zaman görüyoruz ki Alzheimer de tipik bir hayat tarzı yanlışlarından kaynaklanan hastalık. Yani beslenmeyle. Hatta Alzheimer için tip 3 diyabet gibi bir tabir de kullanılıyor. Biliyorsunuz tip 1 diyabet, tip 2 diyabet diye var. 3 var. Herkesin bildiği. Şimdi Alzheimer için de tip 3 diyabet diye bir yapıştırma yapılıyor. Altındaki mantık çok doğru bence. Hakikaten bu kişilere baktığımız zaman büyük çoğunluğu bunlarda ciddi beslenme hataları var. Yani unlu gıdalar, işlenmiş gıdalar, şeker, karbonhidrat, tatlı, suni tatlandırıcı, modern, hareketsiz insanlar, güneş görmeyen insanlar, uykuları yeterli olmayan veya sağlıksız olan insanlar, stres içinde olan insanlar, işte bunlar bu vücuttaki bu enflamasyon yol açıyor. Bu alttaki esas mekanizma da bu bağırsaktaki mikropların değişmesi. Ahmet Hoca da bu yüzden bütün eder olarak alıyor hastalarını ve beslenme tavsiyesi de yapıyor. Evet. Remzi bitti sürebiliyorum ama bir kısacık bir süre daha ver. Bir soru soracağım yani bu hepimizin kafasında var. Bu bitter çikolatalar, meyve şekeri falan yerine daha mı az zararlı? Şöyle bitter çikolatanın şekeri çok düşüktür. Onun ama %80-90 olanları var. Acı oluyor onlar. Acı, evet çocuklar mesela onu sevmiyorlar. O aksine faydalı. Yani kakaonun kendisi esasında çok kuvvetli bir antioksidan. Hani onun şekeri çok olmamak kaydıyla o bitter çikolata diye bilineni türünü onu yemekte tüketip krizi kesebilmeye çalışıyor. Bir sakınca yok evet. Meyve çok. Şekeri de herhalde... Şöyle meyve şekeri fruktoz biliyorsunuz ve onun fazla alınması da çok zararlı. Özellikle annelerin çok yaptığı çok önemli bir hata var. Çocuklarına meyve sıkıyorlar. Sabah kahvaltıda işte biraz da acele olduğu için hemen meyveyle gitsin, geçiştirelim. Gitsin diye. Çok yanlış bir şey. Lütfen meyveleri asla suyunu sıkmayalım. Bütün meyveleri posasıyla yiyelim. Yenebilenleri kabuğuyla yiyelim. Kabuğuyla yiyelim. Evet. Ahmet Rasim Küçük Usta bizimleydi. Hocam çok teşekkür ederim. Tatlı tatlı konuşuyorduk ama. Vallahi ne çabuk.